Arkadaşım bu hainler ne zaman ağzını açsa beni deli ediyorlar. Gene çıkmışlar hain hain konuşuyorlar. Neymiş efendim? Pandemi varken kongre mi olurmuş? Yok efendim vatandaş sokağa çıkamıyormuş. Yok efendim bizim özgürlüklerimiz neden kısıt? Arkadaşım kongre ile virüsün ne alakası var? Bana bir onu izah edebilir misin? Kongre ile virüsün ne alakası var? Ne alakası var? Adamın ağzında maske var. Maskeden virüs mü bulaşır? Daha yeni bakın bilimsel konuşuyoruz biz. Bilimsel. Daha yeni bilim kurulu ölçüm yapmadı mı? Ölçüm yaptılar ellerinde termometrelerle gittiler. Silivri'nin soğuk şey e, sıcaklığını ölçtüler. Ondan sonra not aldılar. Sonra çıktılar dediler ki yok dediler. Şey yok. Kongreye virüs girmez dediler. Koskoca bilim kurulu diyor bunu. Sen ne karışıyorsun? Sen bilim kurulu musun? Bilim kurulu diyor bunu. Kongreye virüs girmez diye. Ata sözümüz bile var bizim. Hayırlı iş yapılan şeye, meskene şer girmez. Evet. Öyle bir ata sözümüz bile var bizim. Atalarımızdan iyi mi biliyorsun sen? Herkes sorunun ne olduğunu biliyor. 65 yaş üstündekiler sokağa çıkarken, elini kolunu sallayarak gezerken sıkıntı yok o zaman değil mi? Herkes gerçek sorunu biliyor. Bu 65 yaş üstü neden çıkıyor sokağa? Onlar biraz daha evde otursa virüs kalmayacak. Görüyoruz bakın duyumlar alıyoruz. Hala bazı yerlerde içki satışı yapıyor bak. İçki satışından kaynaklanıyor virüs. Bilim kurulu söyledi. O içki satışını tamamen kessen bitti. Virüs bitecek yani. Ne alakası var kongreyle? Sizin adamınız, sizin 65 yaş üstü adamınız elini kolunu sallaya sallaya kahkahalar atarak ağzından salyalar saçarak gidip de marketten ekmek almasını biliyor. Gevrek gevrek böyle gülerek böyle böyle hareketlerle gidip de marketten ekmek almasını biliyor. Market hınca hınç dolu değil mi? Ha, hele hafta sonu bile ekmek almaya gidiyoruz deyip hınca hınç orada marketi dolduruyorlar. Ona bir şey yok. Sizin adamınız yapınca bir şey yok. Ama burada evrenin geleceği belirleniyor. Evrenin geleceğini belirlendiği bir kongreye gitmek 3-5 bin tane adamla o batıyor. 65 yaş üstünün aldığı ekmek mi daha önemli? Evrenin geleceği mi daha önemli? Bana bunu açıklayın. Bana bunu açıklayın. Adamlar her yandan vuruyor. Neymiş efendim? %51 önemliymiş. %51 kalsın. Hadi ya. Neymiş efendim? Evren liderini kim olacağını çoğunluk belirlesin. %51'miş. Biz buna uğraşıyoruz. O %51'i değiştirmeye uğraşıyoruz. Böyle bir şey yok. Ya yarın bir gün Allah saklasın %51 demokrasi olmasın desen olacak. Ha? Bunlar bakın. Bunlar oy verme yoluyla, oy verme yöntemiyle demokratik sistemi yıkmaya çalışıyorlar. Bakın ne demiş Evliya bilmem ne hazretleri? Aslanın demiş kudretini, aslanın kudretini kuzular belirleyemez. Kuzuların verdiği oy belirleyemez. Aslan kuzular ne derse desin kudretlidir. Bakın gençlerimizin şimdi bir sürü 18 yaş oy verecek. Gençlerimizin anlayabileceği şekilde anlatayım. Thanos evrenin en güçlü varlığı mı değil mi? Evrenin en güçlü varlığı değil mi? Peki o Avengers kaç kişi? 10 kişi, 15 kişi, bir sürü insan. Şimdi onlar istemedi diye Thanos evrenden en güçlü varlığı olmayacak mı? Ha? Ki Avengers'ın Türkçesine bakın. Avengers kelimesinin Türkçesine öcü alanlar. Evet. Öcü alanlar istedi diye. Öcü alanlar istedi diye Thanos'un kudreti sınanamaz. Thanos evrenin en kudretli varlığı olacağım diye halka mı sordu? Ha? Dur bakayım siz bir söyleyeyim bakayım %51 alırsam evrenin en kud... böyle bir şey var mı ya? Biz bunu işte anlatmaya çalışıyoruz. Bakın vatandaşımıza da sordum ben. Tamamen bakın gerçekçi bir şekilde vatandaşımıza da sordum. Videoya da kaydettim. Dedim ki vatandaşımız ne istiyor? Halk mı karar versin kimin kudretli olduğuna yoksa kimin kudretli olduğu kudretle mi ortaya çıksın dedim. Vatandaşımız ne dedi bakın. Ve onlarla ilgili böyle kahvede toplandım. Şimdi yakında o videoyu yaparız, yayınlarız. Yakında yayınlanır o video. Kahvede böyle arkadaşlar topladım. Tamamen gerçekçi arkadaşları. Kesinlikle aktör olmayan, tamamen gerçek oranın böyle yaşayan insanların topladım, sordum. Teyzecim dedim. Sen dedim mesela kimin kudretli olacağına, kimin evrenin gözlemlenebilir hakimi olacağına. Halk mı karar versin dedim. Ha? %51 mi karar versin dedim. Yavrum, kuzum, olur mu öyle şey? Aynen böyle, de, pardon. Kimin kudretli olacağına oyla mı karar verilir? Bakın, ne demiş atalarımız? Virüs öldürmez. 65 yaş üstünün sokağa çıkması öldür. Evet. Gidiyorlar görüyoruz. Bakın bezi onlara nefes almayın demiyoruz. Ama nefes veriyorlar. Nefes veriyorlar. Sıkıntı burada. Nefes verince virüsler saçılıyor. Ondan sonra da vay efendim neden her yer virüsü oldu? Günah keçisi arıyorlar ondan sonra. Bu kongreler günah keçisi yani. Bu kadar önemli bir olay 3-5 virüs yüzünden ertelenemez. Biz bunları görmezden gelirsek, virüs yüzünden bunları yapmazsak çoğulculuk, popülistlik kazanırsa ne olacak? %51'ciler ki ben onlara 51'ciler diyorum. Onlar kazanırsa ne olacak? Hiç bunu düşündünüz mü? Ya mesela çoğunluk çıkıp da böyle milletin anası kızbacısı rahat olsun derse ne olacak? Ha? Milletin anası kızbacısı rahat rahat geçsin. Ne olacak? O zaman da tamam diyecek misiniz? İşte çoğunluk istiyor falan diye. Çoğunluk milletin kızbacısı rahat olsun derse tamam diyecek misiniz? Bana onu söyleyin. Ey hayınların zihniyeti. Çoğunluk mesela diyecek ki milletin kızbacısı böyle minnet geçsin. Ondan sonra böyle mini etekle tekme atarken donu gözüksün. Ondan sonra o Nisan yamete iddai desin. Bunu mu istiyorsunuz? Milletin kız bacısı o Nisan yamete iddai mi desin? Ha, onu istiyorsanız bilemem. %51'ciler onu istiyor demek ki. Hiç kimse şunu unutmasın. Bir arslan kudretini kuzulara sormaz. Evliya bilmem kim hazretleri.